CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında 2021'in Türkiye ve dünya açısından iç açıcı olmadığını belirtti. Koronavirüs salgınının can almaya devam ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, diğer yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhran etkisini giderek arttırmıştır. Öyle ki döviz kurunun her gün hatta her saat rekor yenilediği günler halkımızı yoksulluğa mahkum etmiştir. Saray hükümetinin bir avuç yandaşı için sırt çevirdiği milletimize CHP'li belediyelerimiz Sosyal devlet ilkesine tam bir bağlılıkla sahip çıkmış, kara kış boyunca çıkmaya da devam edecektir. Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin demir kapısına kelepçe vurulmasıyla merhaba dediğimiz 2021 yılını Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilitle uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki gecenin en karanlık anındayız. Yani şafak sökmek üzere dedi. Kemal Kılıçdaroğlu 2022'nin umudun yılı olacağını belirterek mesajında şunları kaydetti. 2022'de başta gençler ve kadınlar olmak üzere çiftçi, emekli, esnaf, sanayici, apartman görevlileri ve devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda inanıyorum ki milletimizle birlikte zafere ulaşacağız. İnanıyorum ki 2022 umudun yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 birlikteliğin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 barışın, kucaklaşmanın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 demokrasi zaferinin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 liyakatın, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022 yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle, çiftçimiz tarlasıyla, evlatlarımız bilimle, çağdaş ve layık eğitimle buluşacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz yeter desin bu duygu ve düşüncelerle terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını yürekten kutluyorum dedi.